Önceki videoda kaldığımız yerden devam ederek ilerlemeye çalışacağız. SEC'in eski başkanı Jay Clayton'ın yaptığı açıklamaları değerlendirmeye çalışacağız. Aynı zamanda biliyorsunuz ki artık ilerleyen saatler içerisinde SEC'in BTC Spot ETF başvurularını kabul etmesini bekliyoruz. Bu da ciddi bir fiyat yükselişinin büyük bir habercisi olacak. Jay Clayton'ın Ripple'a dava açıldığı sırada SEC başkanı olduğunu evet daha önce hatırlatmıştık. Yani SEC'in Ripple'a dava açtığı süreçte Donald Trump ABD başkanıydı ve Jay Clayton kendisi SEC'in başkanıydı. Jay Clayton'ın yerine kısa bir süre sonra tabii Donald Trump düştü, Clayton'ın yerine Gary Gensler geldi falan. Adamlar çok ciddi bir ölçüde bu süreci devam ettirdi. Yani Gensler bildiğiniz gibi hiçbir zaman vaktin Jay Clayton'ı aratmadı mesela. Hani millet diyor ya Gensler istifa. Gensler istifa etse ne olacak? Mesela vaktiyle işte bak istifa eden etti. Adam daha doğrusu görev süresi doldu ve çekildi. Ondan sonra yerine gelen ne oldu? Kaldı ki gençler için şey diyorlar. Ya işte demokrat taraftan olduğu için piyasalara çok şey. Evet doğru söylüyorsun. Yani cumhuriyetçiler yönetirken zaten kriptoya aşıktı. Bayılıyorlardı. Bir de bunlar. Ha, sadece mesela tersi bir senaryo olsaydı bugünün tam tersini görecektik biz. Bak bu iş tamamen politika. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Donald Trump zamanında piyasa hala çok küçüktü. Kimse burayı adam yerine koymuyordu. Bak ben size söyleyeyim. Bu noktada ne zaten çekebileceğiniz bir halk vardı. Onun yanı sıra bankalar ambargo uyguluyordu. Lan adam diyor ki bari bunlarla arayı iyi tutalım diyor yani. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi Joe Biden hükümeti geldi. Aynı şekilde yine piyasaya ters duruldu. Zaman içerisinde piyasa korkunç derecede büyüdü. Birincisi piyasadaki varlığın kalıcı olduğu görüldü. Yani bu varlık beklenildiği kadar ay sezonda bile çıkmadı. Ve bu ciddi şekilde şaşırttı. Burada da adı geçen tokenizasyon vesaire gibi çok büyük şeylere nasıl diyeyim size? Çok büyük teknolojilere piyasa ev sahipliği yaptı aslında. Ve bunları devlet de biliyordu ki bunları kullanırlarsa gerçekten de işleri kolaylaşacaktı vesaire. Aynı zamanda kripto para yatırımcısı olan bu kriz süreci bu konuda çok önemli oldu. Kripto para yatırımcısı olan çok fazla insan vardı ve bunların gözüne gireceksin tabii ki. Bak Rishi Sunak Birleşik Krallık'ta başbakan adayıyken yine kriptoyu uçurup kaçıracağız muhabbetleri çekti. Javier Milei Arjantin'de aynısını yaptı. ABD'deki şu anda başkan adaylarının hepsi bu muhabbete giriyor. Bizde bile Kılıçdaroğlu kripto para muhabbeti yaptı. Yapmadı mı? İşte bunlar yaşandı piyasada. Dolayısıyla yeni gelecek olan tarafın cumhuriyetçilerin bu noktada kripto dostu olarak ilan edilmesinin tek sebebi mevcut süreçte kripto paralarla alakalı bütün dünyayla aynı başlayan bu olumsuz politikaları sürdüren demokratlara karşı oy kazanabilmek amacıyla yapmış oldukları muhalefetten geçiyor. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Tamam mı? Budur yani. Jay Clayton da önce Ripple'a dava açtı. Ondan sonra bir anda adam SEC'in başkanlığından alındı. Aşık oldu piyasaya. Aşık. Bayılıyor. XRP'yi çok seviyor herif. Sürekli tweet atıyor. Yani SEC başkanı zamanında işte şöyle oldu, böyle oldu denen adam aşık kesildi ya XRP'ye, Bitcoin'e. Bildiğiniz bayıldı. Öyle ki daha Ripple'la SEC davası biliyorsunuz 13 Temmuz tarihinde neticelendi öyle değil mi?
neticelenmesinden günler önce, bak yalnızca günler önce adam tweet attı. Ripple haklıydı işte, farkındayız. Umarım diyor Ripple kazanır falan filan muhabbetleri çekiyor. Ki harbiden kazandı. Adam da Ripple'ı tebrik etti. Olay bu. Yani bir anda bu şekilde oldu. Adamın Ripple'ı bilmediğinden vesaire değil. Yani zamanında yapması gerekeni yaptı. Devamında tasmasını çıkarınca adam gerçek yüzünü göstermeyi becerebildi yani. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bak şimdi ilerleyen süreçlerde kişiler, kripto yatırımcısı olsun olmasın bu politikacılar, hepsi kripto dostu olacak ya. İçinde kripto düşmanı çıkmaz ha, haberiniz olsun. Niye? Hepsi bayılıyor mu buraya, şey mi? Yok, sevmek zorunda. Bir noktadan sonra hadi yiyorsa ben sevmiyorum de. E çünkü millet seviyor. Oyu kimden toplayacaksın? Kimden toplayacaksın? Dolayısıyla burada doğrudan yanlıştan ziyade oy noktasında halk neyi seviyorsa doğru mudur? Yanlış da odur. Bu doğru mudur, yanlış mıdır bunu da bilmeyiz. Ama uygulanan doğru yanlış politikası da budur. Bu şekilde. Ripple'a gelince Ripple tokadı bastı Sece, bildiğiniz gibi. Şubat ayında bir parti daha tokat basacak. Haberiniz olsun. ETF'lere geldiğimiz zaman dediğim gibi önümüzdeki birkaç saat içerisinde zaten haberi patlatırlar. Ve BTC fiyatlarındaki artışlara devam edilebilecektir. Ama onun haricinde şu anda herhangi bir ekstremlik yok. Burada tokenizasyondan bahsediyor. Ripple o kadar büyük bir şirkettir ki bakın kimse bundan konuşmuyor. Ama tokenizasyonu bu sektöre kazandıran Ripple'dır ya. Bu popülaritesini sağlayan, bu popülariteyi piyasaya veren ya Ripple'dır. Ripple bildiğin Ripple yani, başka bir yer değil. Ripple. Devamında Evlenç, Cardano hepsi gitti. Ha, Ripple'la var olmadı ama Ripple'la çağ atladı. Tokenizasyon dediğiniz şey. Herkes bunun iyi bir şekilde farkında ama bugün kimse, görüyorum ki Ripple'ın adını bile konuşmuyor. Tokenizasyonla alakalı. Hayır. Önce Ripple'ın adını konuşmak gerekecektir. Ripple Sece de tokadı bastı. Tokenizasyon gibi büyük bir alanı da piyasaya kattı. Bakın ne dedik? Almanya'nın bile resmen kabul ettiği bir teknolojiden ve alandan bahsediyoruz. Genel olarak durumlar bu şekilde. Önümüzdeki saatler önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.